Irkçılığa hayır. Dostlar, günümüz ve geçmişimizin en büyük problemlerinden birisi ırkçılık. Bana göre ne dinen, ne ten rengine göre, ne de cinsiyetine göre kimse birbirinden üstün değildir. Google'da 2020'de en popüler diziler hangisi diye bir araştırma yaptım. Önüme çıkan çoğu yapımı izlediğim için çoğunu pas geçtim. Ama uzun süredir listemde olan lakin hep ertelemem sonucu ile bir türlü izleyemediğim bir dizi. When They See Us. Dostlar, dizinin konusunu başlayana kadar hiç okumadım. Sadece kapak fotoğrafı hoşuma gittiği için listeme eklemiştim. Google'da görünce bakayım dedim. Konusu gerçek hayattan alınan 5 siyahi Harlemli arkadaşlarımızın işlemedikleri bir tecavüz suçuna kurban gitmelerini anlatıyor. Kurban gitmelerinin en büyük sebebi ise siyah ten rengine sahip olmalarıdır. Ve yanlış zamanda, yanlış yerde bulunmalarıdır. Dizi 4 bölüm başına birer saatten oluşuyor dostlar. Gerçek bir hayat konu aldığı için de 4 bölümde mini bir dizi olarak sunmuşlar. 4 bölüm olması benim için eksi değil çünkü gerçek bir olayı fazla uzatmadan, Türkçe anlamıyla cırrığını çıkarmadan, dizideki karakterleri gerçekten sevdirerek sonunda da hak edilen bir finale ulaştıktan sonra kanka isterse 2 bölüm olsun izlenir abi. Peki bu 5 kişi kim? Cora Wise, Yusuf Salam, Raymond Santana, Ken Richardson ve Antrim McRae. Dipnot, dizideki Raymond Santana'ya düştüm. Yani abi kız olsa ilk buna verir. Hikaye açısından dediğim gibi gerçek bir olay ele almışlar. İlk iki bölümde olayın ne olduğunu, mahkemede neyin sonuçlandığını ele alıyor. Bu vereceğim spoiler değil dostlar, o yüzden videoyu kapatmanıza gerek yok. Dizinin hakkında bölümünde bile hapse girdiği yazıyor yani. Son iki bölümde ise hapiste yaşanan olayları, hapisten sonraki yaşamlarını konu alıyor. Şimdilik dostlar, hikaye anlatımı açısından gerçek bir olaydan ele alınarak yapılan çoğu dizi, filmlerde aşırı sıkılırım. Çünkü bu tür yapımların kurguya değil, gerçeğe dayanarak yapılması lazım. Ve bildiğiniz üzere yaşadığımız gerçek ne kadar sıkıcıysa bunu beyaz perdede izlemek de bir o kadar sıkıcı oluyor kanka. Kısaca dostlar, biyografi veya otobiyografi yapımlarında aşırı sıkılan biriyim. Yani bu benim kendi görüşüm. Kitap olsun film olsun genellikle bu tür yapımlarda sıkılırım kanka. Bu dizide sıkıldım mı? Dizinin ilk 25 dakikasında sıkıntıdan patladım. Ama sonrasında dizinin atmosferi beni yakalamayı başardı. Karakterlere ne oluyor? 5 kişiyi kanıtsız bir şekilde suçlu gösteren bu sarı yelloza aşırı sinir kaparken hapiste Corey Wise abimize adam gibi davranan bu beyazi abimize görüp de coşunca istemsiz olarak dizinin içine girmişim zaten. Dizinin finalini abartısız bir şekilde söylüyorum ki tepkim şuydu. Gas! Adaletin rengi olmaz, cinsiyeti olmaz, hayvanın insanı olmaz. Suçun rengi olmaz dostlar, başarının ırkı olmaz. Beyaz beyaz olduğu için başarıyı hak etmemeli veya siyah yapmadığı bir suçu ten rengi yüzünden zorla üstlendirilmemeli. Siyah beyaz diye bir kavram bence insanlar üstünde olmamalı. Çünkü kimse bir başkasından üstün değildir kanka. Bu dizi bunu çok güzel bir şekilde açıklıyor. Muhteşem derecede gördüğümüz Amerika'yı sadece siyah ten rengine sahip insanların cehennem olarak yaşadığı bir alan olarak göstermesinde bu dizi gerçekten çok başarılı. Bu diziyi izleyin, izlettirin dostlar. Sağlıcakla kalın, görüşürüz.